Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Plak isimli oyunda artık oynamadığım son bir senaryo vardı. O senaryoyu da tamamlayıp bu oyunu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Yine ara ara bu oyundan videolar gelir ama oyunun son senaryosu artık arkadaşlar bu. Bu senaryoda kendi oyunumuzu yapıp bunu en çok satanlar listesine sokmaya çalışacağız. Çok zor modda oynuyorum. Hastalığımın adına ben kendi kanalımın, daha doğrusu hastalığımın adına değil, oyunumuzun adına kendi kanalımın ismini vereceğim ama bunu yapmadan önce arkadaşlar, bu tür oyun videolarının devamını gelmesini istiyorsanız, kanala abone olursanız benim için çok güzel bir destek olur diyorum ve oyunuma geçiyorum. Şimdi bu oyunumuzu üretmemiz için 2 yıllık bir süremiz var. Bu 2 yıl sonrasında oyunumuz satışa çıkacak ya da biz erken satış yapabiliriz vesaire. Bunu size göstereceğim. Oyunun başındayken yayılma, belirtiler ve yetenekler kısmında herhangi bir şey yok. Oyunumuzu işte başlatmak istediğimiz ülkeyi seçtikten sonra buralarda o özellikler gelecektir. Oyun İngilizce olduğu için bir yandan kendimce çevir yapıp bir yandan oynamaya çalışıyorum. O yüzden buraları biraz yavaş geçiyor olabilirim. Siz oyunun hızını, daha doğrusu videonun hızını arttırıp o şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi Amerika'da ben başlattım. Burada yayılma, belirtiler ve yetenekler kısmında belli başlı özelliklerimiz geldi. Yetenekler kısmında gerçi hala bir özellik yok ama birazdan oraya da gelecektir. Şimdi diyor ki oyununu dizayn et diyor. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi yayılma kısmına geliyoruz. Yayılma kısmında oyunumuzun özellikleri var. Oyunumuzun özellikleri mevcut arkadaşlar. İşte mekanik, sahneler, işte bileşenler, oyuncu sayısı vesaire falan. Burada mesela kaç oyuncuyla oynandığını vesaire falan seçeceğiz. Şimdi burada oyunumuzun içeriğiyle ilgili neler olsun oyunumuzda onları seçeceğiz arkadaşlar. Burada her bir özellik farklı bir şeyi temsil ediyor. Mesela katil, cinayet, gizem, eğitim, işte film, televizyon, korku, spor, parti, işte yetişkin, strateji. Bunları size tek tek göstermiş olayım. Savaş oyunları, işte doğa, ekonomi vesaire vesaire. Burada biz oyunumuzda hangilerin olmasını istiyorsak onları seçeceğiz arkadaşlar. Oyununuz neyle ilgili olsun istiyorsanız. Mesela ben stratejiyi mutlaka eklerim diye düşünüyorum. Çünkü strateji oyunlarını seviyorum. O yüzden oyunumda strateji de mutlaka olacak benim arkadaşlar. Burada siz neleri isterseniz onları koyabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Bir yandan da okuyorum ben arkadaşlar. Siz de okuyabilirsiniz. Tokens, Miniatures. Burada hani birleşenlerde neler olacak onları seçebiliyoruz. Mesela oyunumuza zamanlayıcı koyabiliyoruz. Şans faktörü koyabiliyoruz. Birazdan bunları da seçeriz. Şimdi mekanikler kısmına geçelim arkadaşlar. Mesela mekanikler kısmında neler var bir bakalım. İşte beraber oyun, oyuncu elemeli oyun, alan kontrollü oyun, blöflü oyun. Oyun videosu, daha doğrusu videomuz çok uzun olmasın diye ben bunları kendim hızlıca kendimce okuyup ona göre kafamda hangilerini atacağımı planlıyorum arkadaşlar. Bunu siz de kendiniz kendi oyununuzu üreterek yapabilirsiniz. Burada da kaç oyunculu olacağını seçiyoruz. İşte tek oyunculu, iki oyunculu, dörtten fazla oyunculu ya da işte üç oyunculu vesaire şeklinde kaç oyuncuyla oynanacağını seçebiliyorsunuz. Şimdi burada bunları gösterdikten sonra artık oyunumuzda neler olsun seçebiliriz. Ben mesela humor olsun istiyorum. Ondan sonra strateji mutlaka olacak demiştim. Stratejiyi açıyorum. Sonrasında korku olabilir. Ben oyunuma korkuyu da ekliyorum arkadaşlar.
hepsiyle boğmak istemiyorum. Böyle sinerjisi olabilecek şeyleri istiyorum. O yüzden katil ve gizemi de ekliyorum. Cinayet ve gizemi de ekliyorum. Oyunumda benim genel olarak bunlar olacak arkadaşlar. Onun dışında burada başka bir şey ekleyebilir miyim? Sinerji olmayacağını düşündüğüm için buradan başka bir şey eklemiyorum. Belki işte savaş oyunu da ekleyebilirim sinerji açısından ama onu eklemiyorum. Şimdi burada kooperatif play diyor. Bunun için bence 4'ten fazla oyuncuyla oynansın oyunumuz ve sonrasında ben mekanik kısmından kooperatif play seçiyorum. Oyuncu eleme usulü bir oyun olmasını istiyorum. Zaten çok fazla oyuncuyla oynanan bir oyun olduğu için bunu da seçiyorum. Yani burada tamamen arkadaşlar mesela oynamaktan zevk aldığınız oyunları düşünüp buna göre nelerin olmasını istiyorsanız ona göre açabilirsiniz. Oyun kendi oyununuz. Mesela alan kontrolü olsun mu? Alan kontrolü değil de blöfü açıyorum ben. Bir de mesela buradan neyi açabiliriz arkadaşlar? Take that. Bir bakalım. Ben kendimce okuyorum. Yani burada tamamen sizin oynamaktan zevk aldığınız oyunların özelliğini düşünerekten kendi oyununuzu seçebilirsiniz. Ben burada take that özelliğini açıyorum. Komponentler kısmında da arkadaşlar ben bir zamanlayıcı olmasını istiyorum. Oyunumun zamana karşı ilerlemesini istiyorum. Onu açıyorum ve minyatürsü açıyorum. Oyunumun genel hatları bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında belirtiler kısmından artık oyunumuzu tanıtıma geçebiliriz. Yani oyunumuzu üretim değil de daha tanıtım kısmına geçeceğiz. Üretim aşamasında bu fabrika işareti olan yerlerden işte üretimimizi yapacağız. Ben buradan size özellikleri hızlıca göstereyim. Bunları hızlıca gösteriyorum. Bir yandan da kendim okuyorum. Burada mesela web sitesi ya da işte nasıl oynanacağına dair videolarla ilgili. Şimdi benim oyunumu tanıtma kısmı arkadaşlar burası. Tanıttıktan sonra da oyunumu üretime geçeceğim yeri seçeceğim ve oyunumu üretmeye başlayacağım. Şimdi üretime Çin'de, Almanya'da ve Amerika'da geçebiliyorum. Burada bu seçtiğiniz ülkeye göre mesela Çin'de seçerseniz oyun ucuz oluyor. Amerika'da seçerseniz pahalı oluyor. İşte Almanya'da seçerseniz yine pahalı oluyor ama ona göre oyunun kalitesiyle ilgili başka özellikler var. Onlar değişiyor şeklinde bir açıklama var. Mesela burada web sitemizi kurabiliyoruz. İşte nasıl oynanacağına dair videolar çekebiliyoruz. Yani oyunumuzu tanıtabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Şimdi şurada oyunumu hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayılma kısmında artık oyunumuzun belli başlı özellikleri kaldı. Diğer özellikler gitti. Artık oraya bir ekleme yapılamıyor. Yetenekler kısmı henüz açılmadı. Onlar da üretime geçtikten sonra açılacak. Yayılma kısmında görüyorsunuz oyunumuzun özellikleri. Şimdi burada biz oyunumuzdan öncelikle para kazanmak için gerekli özelliği açacağız. Şimdi diyor ki oyunumuz dizayn edildi. Tamam. İşte oyunumuzun genel özelliklerini falan yazıyor. İşte neye yönelik oyun vesaire falan diye. Yani orada bütün özellikleri açmayın arkadaşlar. Birbiriyle sinerji oluşturabilecek özellikleri açmanızı ben size öneririm. Şimdi bu özelliği açtıktan sonra arkadaşlar birazdan oyunumuz hemen hemen çoğu yerde yayılacaktır. O yüzden oyun hızını ben birazcık yavaşlatıyorum ki bunu yayıldığı zaman gelen paraları kaçırmayayım. Şimdi burada neyi seçelim? Reklamlarla alakalı bir kısmı arkadaşlar burası. Ben buradan 13 DNA puanıyla bu özelliği seçiyorum. Bu özellikleri siz dediğim gibi kendiniz okuyup işte kafanıza hangisi yatıyorsa onu seçerek yapabilirsiniz. Reklamları yaptıktan sonra
oyunumuz artık yani yayılmaya başlayacaktır. O yüzden oyunumun hızını ben şu an yavaşlattım. Eğlenceli bir senaryo arkadaşlar. Şöyle eğlenceli bir senaryo. Kendi oyununuzu yaptığınız için mesela birazdan yukarıda haberlerde yazacak. İşte diyecek oyuncular bu oyunun şu özelliğini seviyor. İşte şu özelliğine bayılıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire falan. Bunlar gördüğünüz gibi mesela şu an birçok ülkede oyunumuz yayılmaya başladı. Hangi ülkelerin enfekte olmadığını görün diyor. Yani enfekte demeyelim ya. Oynamadığını diyelim. Neyse. Şimdi 30 DNA puanımız var arkadaşlar. Bu 30 DNA puanıyla ne yapılabilir bir bakalım. Şimdi ben buradan bu özelliği açıyorum. Ya da bir bakalım. Önce bir web sitemizi kuralım arkadaşlar. Eğer orada ne dediğini anlamıyorsanız arkadaşlar, İngilizce, Türkçe çevirme konusunda birazcık sıkıntı yaşıyorsanız, siz benim açtığım özellikleri açarak da bu senaryoyu başarıyla tamamlayabilirsiniz. Oyununuzu çok rahat bir şekilde en çok satılanlar listesine sokabilirsiniz. Şimdi buradan gelen puanlarla beraber bence nasıl oynanacağına dair videoları da yayınlayalım. Çünkü oyunumuzu tanıtmak için bu da önemli. Burada benim oyunumla mı ilgili bir şey diyorlar diye baktım da neyse hızlıca geçiyorum orayı. Şimdi artık burada açmamız gereken kısım sol alt köşedeki kısmı arkadaşlar. Bu sol alt köşedeki kısmındaki 3 özelliği de açtıktan sonra üretime geçebiliriz kalan zamanımıza göre. Birazdan yazılar çıkacaktır işte oyunun üretime geçmesine son 18 ay kaldı, işte 12 ay kaldı vesaire falan. Biliyorsunuz oyun bize 2 yıllık bir süre verdi bu oyunu geliştirebilmemiz için. Mesela YouTuber'lar bizim oyunumuzla ilgili şarkı yapmış, şarkı söylemiş şeklinde bir haber geçti az evvel yukarıdan. Şimdi burada bize yapılan geri dönüşler de önemli. Geri dönüşleri de geri dönüş özelliğinde açalım arkadaşlar. Mesela yukarıda bizim oyunumuzla ilgili haberler geçiyor. Ben oralara çok takılmayacağım çünkü çok da fazla uzun bir video olmasını istemiyorum. Şimdi burada 20 DNA puanına ihtiyacımız var. 20 DNA puanından sonra bu özelliği de açtıktan sonra artık oyunumuzun üretimine geçebiliriz arkadaşlar. Ben üretim yerini USA olarak yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Gerekli puan topladıktan sonra fikrim değişir mi? Almanya da yapabilirim. Çin yapmak istemiyorum. Almanya ya da USA yapacağım. Zaten oyunumuzu yani o ilk seçtiğim ülkede Amerika'ydı. Büyük ihtimalle USA yaparım. O yüzden şimdi burada 30 DNA puanı gelmesini bekliyorum. Mesela oyunumuzdaki korku bileşeniyle ilgili işte YouTuber'lar şarkı söylemiş.
Biliyorsunuz günümüzde YouTuber'ların işte bir ürün tanıtımı vesairesi falan çok önemli oluyor. Burada da bizim oyunumuz işte YouTuber tarafından işte şarkı söylenince ne olacak? Popülerliği artacak. O şekilde düşünebilirsiniz. Artık yavaş yavaş bu videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birazdan üretim fabrikamızı kuracağız. Gördüğünüz gibi son 12 ayımız kaldı. Şimdi burada ben USA'de üretim fabrikamızı kuruyorum. Hatta üretmeye de başlıyorum oyunumu. İmalata başladık arkadaşlar. İmalata başla diyoruz. Şimdi burada iki tane daha yeni özelliğimiz açılıyor ve yetenekler kısmı açılıyor. Yetenekler kısmında artık oyunumuzun satış aşamasına geçiyoruz. Şimdi belirtiler kısmında ne yapabiliriz diye bir bakalım. Yeni açılan özelliklerden herhangi bir şey yapabilir miyiz? Bir görelim. Neyse, öncelikle bir DNA puanı toplayalım da arkadaşlar. DNA puanı topladıktan sonra orada yazan özelliklere detaylıca bakıp ona göre hangisini açacağımıza karar veririz. Sonrasında da oyunumuzun artık satış kısmına geçeriz. Şu an dünyada 150 bin kişi sadece oyunumuzla ilgili işlem yapmış. Oynamış mı diyelim artık, ne diyelim bilmediğim için. Ama bu sayı giderek artacaktır arkadaşlar ve oyunumuzu emin olabilirsiniz en çok satanlar listesine sokacağız. Bunu açalım mı diye düşünüyorum da bunu açalım. Yayılma hızımızı biraz daha artıracaktır. Gördüğünüz gibi yayılma hızımız gittikçe artmaya başladı artık. Yoksul ülkeler için yeni yardım programı diyor. Oyunumuzla alakalı bir şey var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimalle oyunumuzla alakalı herhangi bir şey yok. Şu an 1 milyondan fazla kişiye oyunumuz ulaşmış durumda. Burada 6 DNA puanı harcayıp bunu açmaya gerek var mı diye bakıyorum. Onun yerine geri dönüşleri değerlendirdiğimiz özelliği açmak bana daha mantıklı geldi. Birazdan da zaten oyunumuzu satmaya başlarız. Güzel DNA puanımız birikti. Son 6 ay kaldı. 6 aylık bir zamanımız kaldı. Bu arada arkadaşlar şu an herhangi bir şey yapmadım. Acaba oyunumu satışa çıkarsam mı diye düşünüyorum. Son 6 aylık bir süremiz kaldı. Bence artık yavaştan oyunumuzu satışa çıkartabiliriz. Oyunumuzu satmaya başlayalım. Şimdi bunu açtıktan sonra belli başlı özellikler gelecektir. Şimdi kapatıyorum. Diyor ki oyun satışa başladı şeklinde bir yazı çıkıyor burada.
İlk satışımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi yetenekler kısmından özelliklerimiz açılıyor. Burada açılan özellikler oyunumuzun yayılma hızıyla alakalı. Mesela oyunumuzu Amazon'da satalım arkadaşlar. Ben Amazon'u severim. O yüzden oyunumuzu Amazon'da satışa sunuyorum. eBay de var burada. Ama ben önceliğim Amazon diyorum. Amazon'u açtıktan sonra şimdi dil çevirisi bence önemli arkadaşlar. Bir oyunda benim aradığım özelliklerden bir tanesi çeviri olup olmaması. Çünkü herkes ikinci bir dil, üçüncü bir dil bilmiyordur. O yüzden bence oyunların anlaşılır olması çok önemli. O yüzden ben dil kısmını iki seviyeye yükseltiyorum. Ve burada direkt satışları da açıyorum. Ve hastalık diyorum. Ağız alışkanlığı oyunum artık hızlı bir şekilde yayılmaya başlayacaktır. Burada başka açabileceğim şeyler var mı diye bakıyorum ama bunlara DNA puanımız olduğu zaman tekrardan bakarız. eBay'de satışa açabilirim ya da burada oyunumuz için bir uygulama üretebilirim. Oyunumuz çok hızlı satmaya başladı. Normal. Üstünde o kadar uğraştık. Bir zahmet satsın artık. Dört ayımız kaldı. Bu hediye kutusu çok gözüme ilişiyor ya. Olmazsa onu açabiliriz arkadaşlar. Şu özelliklere de bir bakalım. Şu an 20 milyondan fazla satıldı. Bu arada bu sağ alt tarafta yazan ölü sayısı satış sayısı herhalde arkadaşlar. Tam emin değilim ama öyle olması lazım. Benim yayılma miktarını arttırmam lazım. O yüzden yayılmayı artıracak özellikleri seçeceğim birazdan. DNA puanım geldikçe. Ulaşma seviyesi daha doğrusu yayılmadan ziyade. Çünkü oyunum şu an... Ölümcüllüğü yani satılma oranı çok fazla. Benim burada bulaşma seviyesini birazcık arttırmam lazım. Gördüğünüz gibi şu an bu ölü sayısı satış sayısı. Hastalıklı sayısı da oyunu deneyenlerin sayısı olması lazım. Eğer ölümcüllük ne kadar fazla olursa oyunu deneyenler o kadar çok bu oyunu satın alıyor şeklinde bir mantık kuruyorum ben. 150 milyondan fazla satıldı şu an. Bence bulaşma seviyesi güzel bir durumda. Artık bence en çok satanlar listesine girmişizdir diye düşünüyorum. Satış rekorları kırdık. Burada açabileceğim başka bir yetenek vesaire falan var mı diye bakıyorum. Büyük ihtimalle oyun burada bitecek diye biliyorum ben ama aynen öyle arkadaşlar. Oyun burada bitiyor. İşte gezegen üzerindeki tüm yaşamı köleleştirdi diyor. Artık herkes oyunumuzla oynuyor. O şekilde söyleyebilirim. O şekilde düşünebiliriz. İstatistikleri de gösterdikten sonra bu videoyu artık bitiririm. Bu oyunda bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Plak isimli oyunun bütün senaryolarını oynayıp sizlere göstermiş oldum. Bu da son senaryomuzdu. Buraya kadar izleyen arkadaşların hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Ve istatistikleri gösterip videomu bitiriyorum.